Azərbaycanın ən böyük mebel brend şəbəkəsi Madeira 75 satış nöqtəsi ilə alıcıların xidmətindədir. İstənilən brend mağazamızda istənilən miqdarda mebel alın və 24 saat ərzində aldığınız mebel evinizdə olacaqdır. Madeira sizə uyğundur. Dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Həkim işi komandası olaraq sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün ən əsası isə bu yolda doğru düzgün tibbi maariflənməyiniz üçün bir-birinə maraqlı mövzularla qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Həmişə olduğu kimi ilk əvvəl isə sponsorumuza, Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı gözəçi linzaların tətbiq edildiyi katarakta əməliyyatları, mikrocerrahiya təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkürlər Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına. Və ilk mövzumuz, əziz tamaşaçılarımız, çox aktual bir mövzumuz var, ürək çatışmazlığı. Və ürək çatışmazlığının ümumiyyətlə dünyada olan son yeni metodlarla müalicəsi haqqında məlumat vermək üçün bizim professor qonaqlarımız artıq studiyamızdadırlar. Mən onları təqdim edeyim. İstanbul Yeni Yüzyıl Universiteti Qazi Osman Paşa Xəstəxanasının kardiocərrahı professor Denyan Mansuroğlu və invaziv kardioloq professor Nuri Kurtoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza da qonaq gəldiyiniz üçün, dəvətinizi qəbul elədiyiniz üçün. İlk əvvəl istəyirəm məlumat verək tamaşaçılarımıza. Ümumiyyətlə, İstanbul Yeni Yüzyıl Universiteti Qazi Osman Paşa Xəstəxanası dünyada, Türkiyədə, həmçin dünyada bir sıra ilklərə imza atmış bir xəstəxanadır və həmçin nəzərinizə çatırım ki, əziz tamaşaçılarımız dünyada, ümumiyyətlə, Türkiyədə yeganə özəl xəstəxanadır ki, demək olar ki, bütün orqanların transplantasiyası köçürülməsi məhz bu xəstəxanada həyata keçirilir. İlk əvvəl belə başlayaq ki, təkcə ürək çatışmazlığı, yəni ürək köçürülməsi deyil, digər orqanlarla da, digər xəstəliklərlə də bağlı müraciət edə bilərsiniz. Və bizim professorlarımız isə konferans üçün gəlmişsiniz bura, gəliblər. Biz onları elə konferansa gəlmişkən studiyamıza da dəvət elədik. Mən bir daha təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Konferans da Azərbaycan Kardioloji Dərnəyi ilə birlikdə bir kardioloji konferans hazırladınız. İstəyirsiniz bu haqda məlumat verək tamaşaçılarımız üçün də? Biz teşekkür ederiz bu nazik davetiniz için. Evet, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi gerçekten Türkiye'de kalp alanında başta olmak üzere birçok alanda birçok yeniliklere imza atıyor. Birçok organ nakillerini başarıyla gerçekleştiriyor. Bizim konferansımızın ana kaynağını kalp yetmezliğinin tedavisi, güncel tedavi seçenekleri oluşturuyor. O konuda konuşmak isterim ben. Neler yapıyoruz, kalp yetmezliği nedir, nasıl bir sorundur, toplumu ne kadar etkiliyor? Açıkçası Türkiye nüfusunda 80 milyon olarak kabul edersek yaklaşık 2 milyon kalp yetmezliği hastamız var Türkiye'de. Zannediyorum kardeş ülkemiz Azerbaycan'da 8 milyon kadar bir nüfusa sahip. Bu da yaklaşık bir oranlama yapacak olursak 200 bin kalp yetmezliği hastası demektir. Maalesef bu hastalık hızlı seyreden ve kişilerde hayatına mal olabilen ölümcül bir rahatsızlık. Onun yanında ülke ekonomilerinde ciddi sıkıntıya sokan oldukça masraflı bir hastalık. Toplumda bu kadar sık görülmesinin tabii ki birçok nedeni var. Bu nedenlerin başında bir takım risk faktörlerinin hızla yaygınlaşması geliyor. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, kalp kapak hastalıkları gibi. Bunlar bir süre sonra kalp yetmezliğine neden oluyorlar. Öyle ki 40 yaşından sonra kişilerin ömrü hayatı boyunca %20 oranında kalp yetmezliğine yakalanma riskleri söz konusu.
Böyle yaygın bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve bir daha istedim, hatırladım ki, məhz ülkemizde ürək çalışmazlığında hayata keçirilmeyen müalicə üsullarını məhz siz hayata keçirirsiniz Türkiye'de, müvəffəqiyyətlə uğurla hayata keçirirsiniz. Şimdi şöyle, yani kalp yetmezliği kişilerde öncelikle nefes darlığı şikayetleri oluşturmaya başlıyor. Bu nefes darlıkları eforla olurken artık istirahatte de olmaya başlıyor. Kişilerde ödem, ayaklarda, bacaklarda, karında şişme, halsizlik, yorgunluk, çarpıntı gibi birçok bulgular oluyor. Kişi yaşantısını sürdüremez hale geldiğinde, biz kişiyi gördüğümüzde başta işte elektrokardiyografi ve ekokardiyografik yöntemlerle kalp yetmezliği tanısını koyuyoruz. Ve bu saatten sonra da kişinin tedavisine başlıyoruz. Bu tedavi bir noktaya kadar aslında oldukça başarılı bir şekilde sürdürülebiliyor. Son ilaç teknolojileriyle günümüzde birçok modern ilaçlar kişiyi semptomsuz yaşatmaya, ömrünü uzatmaya açıkçası başarılı oluyorlar. İlaç tedavisinin yetmediği durumlarda, özellikle yine son dönemde yıllarda kalp kapak hastalıklarının neden olduğu kalp yetmezliklerini ameliyatsız, işte TAVI denilen yöntemle başarıyla yapabilmekteyiz. Ama Mən istəyirdim onu daha açıq tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdıraq. Biz həmişə qeyd edirik ki, qapalı ürək əməliyyatları, az kəsiklərdən ürək əməliyyatları, amma siz əməliyyatsız bu qüsurları aradan qaldıra bilirsiniz. Evet. Hansı qüsurlar bura aiddir? Şöyle, aort kapak darlıkları. Bu aort kapak normalde yaşla beraber kireçlenmeye çok müsait bir kapak ve toplum da hızla yaşlandığı için yaşla beraber bu aort kapakları oldukça daralıp kişinin kalbinin vücuda kan atmasına engel oluyorlar. Bu vücuda atılamayan kan akciğerlerinde birikerek kişilerde nefes darlığına sebebiyet veriyor. Ve bu kişiler yaş nedeniyle de oldukça ameliyat için yüksek risk teşkil ediyorlar. Bugün için dünyada böyle yüksek ve orta riskli kişilerin herhangi bir kesme biçme olmadan, göğsü açılmadan kasık bölgesinden ameliyatsız kapağının değiştirilmesi mümkün. Bu kişinin hem yaşam konforunu düzenliyor hem de ömrünü uzatıyor. Məhz bu metod, yəni əməliyyatsız aortal qüsurların aradan qaldırılması, darlığın aradan qaldırılması, hər kəsə belə problemi olan hər kəsə göstərişdir mi, mümkündür mü həyata keçirmək, yoxsa hər hansısa bir əks göstərişlər var mı? Ek tabii ki hər hasta yapmak mümkün değil. Öncesinde bir takım incelemeler yapılıp bu kapak ameliyatsız kapağa uygun olup olmadığına dair filmler çekilmesi gerekiyor. Her hastaya yapamadığımız noktada işte Doktor Dayan Bey birazdan bahseder. Yine ameliyatta kapağın değiştirilmesi mümkün. İster kapak replasmanları olsun bu şekilde, TAVI denilen yöntemler, ister ilaç tedavileri olsun, bir noktaya kadar kişiyi idare edebiliyor. Ama bir noktadan sonra artık yaşantısını daha konforlu sürdürebilmesi için yine Türkiye'de, ülkemizde, hastanemizde başarıyla gerçekleştirilen yapay kalp uygulamaları, sol ventrikül mekanik destek, suni kalp uygulamaları gerçekleşiyor. O noktada biz topu cerrah arkadaşlara atıyoruz. Onlar suni kalp takarak hastanın yaşantısına devam etmesine olanak sağlıyorlar. Ama suni üreye geçmemiştin evvel, ben istedim Nuri Bey, bir diagnostikası, tanısı verirsiniz. O hakkında da məlumat verirdiniz ve keçer artık cerrahi məqamlara. Tanı açıkçası tabii ki öncelikle bir fizik muayene ile başlıyor. Her hastalıkta olduğu gibi hekim muayenesi önemli. Onun dışında basitten komplekse doğru tanısal testlerimiz var. Ben stüdyonuzda oynadığını görüyorum şu anda. Belki izleyiciler görmüyor ama ekokardiyografi denilen kalp ultrasonu bu noktada bize çok yardımcı oluyor. Kalbin boyutlarının, kasılma gücünün, kalp kapaklarındaki kaçakların, darlıkların kesin teşhisine neden bir olanak sağlıyor. Onun dışında yine kardiyak MR, kardiyak BT gibi görüntüleme teknikleriyle kalp yetmezliğinin teşhisini koyuyoruz. Mən tamaşaçılarımızın nəzərini bir daha çatdırmaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, mövzumuz ürək çatışmazlığı, bu zaman olan şikayətlər və dünyada olan son müalicə metodları haqqında da ürək çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün qonaqlarımız İstanbul Yeni Yüzyıl Universiteti Qazi Osman Paşa Xəstəxanasının kardiyocərrahı Denyan Mansuroğlu və invaziv kardioloq Professor Nuri Kurtoğludur. Və Denyan bəy, sizlə davam edək. Qeyd elədi ki, Nuri bəy, topu yönləndirirlər, atılar artıq cərrahi bölməsinə, müalicə effektiv olmadıqda və yaxud da müəyyən problemlər olduqda. Məhz ürək çalışmazlığını aradan qaldırmaq üçün hansı cərrahi metodlar, yöntəmlər siz deyirsiniz, onlardan istifadə edirsiniz?
Ben de teşekkür etmek istiyorum bu konuk severliğiniz için. Şimdi eğer kardiyolojik yönden son dönem kalp hastalığı dediğimiz hasta, yani kasılma gücü artık çok düşmüş, %20'lere kadar, yani 60-70 olması gereken kasılma gücü %20'lere, 18'lere, onlara düşmüşse, bunun zaten normal bir tedaviyle, ilaçla veya başka bir yöntemle tedavi olma şansları yok. Bu gibi hastaları biz tekrar, biz bir ekip olarak, hem cerrahi hem kardiyoloji ekibi hem de diğer branşların olduğu bir ekipte bir konseye sunup buna hangi tedavinin uygun olacağı kanaatine orada tartışıp bir kanaate varıyoruz. Bu hastaların çoğu tabii ideali aslında bu hastaların kalp nakli yapılması. Yani kalbin çıkarılıp yerine yeni bir kalp takılması. Ama biliyoruz ki dünyada ve Türkiye'de bu kalbi bağışlayacak sayının beklenenin çok çok altında. Ve bu hastaların zamanı yok. Bunlara bir çare bulmamız lazım hızlıca. İşte bu noktada yapay kalp dediğimiz kalbin sol mideciğinden aorta, yani vücuda kanı dağıtacak bir makine takıyoruz. Bu makine işte yapay kalp diyoruz. Bu kısmi yapay kalp olabilir veya suni yapay kalp olabilir veya total, yani tamamen bir kalp olabilir. Buradaki çare, buradaki temel şey kanın ve diğer organların, yani diğer organların beslenmesi. Çünkü kalp yetmezliği başladı mı böbrekte, beyinde ve diğer hayati organlarda da bir hızla bir etkilenme oluyor ve hastalar hızlı bir şekilde hayatlarını kaybediyorlar. İşte o noktada biz onları oradan alıp bu gerekli olan kanı hayati organlara dağıtma hedefi güdüyoruz. Bunun için birçok yöntem var. Yani biliyorum ki hani kardeş ülke Azerbaycan'da zaten bunlar yapılmıyor. Bir de mevzuat gereği kalp nakliyle ilgili de sanıyorum ciddi bir açık var. Biz istiyoruz ki bugünkü, yarınki yapacağımız toplantıda da bir işbirliği yapmak istiyoruz aslında burayla. Sadece hastaları Türkiye'ye getirmek değil, burada ne yapabiliriz onu da tartışacağız inşallah yarın. Eğer yabancı bir hasta, yani Türkiye'deki mevzuata göre yabancı bir hastayı alıp başka bir, yani Türkiye'de kalp nakli yapma imkanı yok. O yüzden bu tür hastaları burada tedavi edebilir miyiz? Belki onunla ilgili inşallah yarın bir tartışma olacak. Yani Türkiye'de klinikanızda uğurla ürey köçürülmesini hayata geçirirsiniz. Sadece diğer ülke nümayendilerine kanun icazı vermir diye. Ona göre bizim ülkemizde de bu mevzunu, bu sahene inkişaf elətdirmeye adına sabah telekonferansı iştirak edeceğiz. Siz, daha doğrusu sizin yani konferans siz ve Azerbaycan Kardiyoloji Derneği birlikte düzenlediğiniz bir konferanstı. Məhz bu inşallah çok uğurlu geçer. İnşallah. Şimdi bu hastalar, bu son dönem kalp hastaları biliyoruz ki buradan başka ülkelere gidiyor. Biz istiyoruz ki bizim hastanemiz gibi birçok organın değiştirildiği, nakil yapıldığı bir hastaneye, bir kardeş ülkenin, aynı dili konuşan, aynı dünyanın insanı olan kardeşlerimize yardım etmek istiyoruz. Bu gibi durumda olan hastaları biz yapay kalp için ancak kabul edebiliriz. Nakil için dediğim gibi mevzuat gereği icazet olmadığı için öyle bir şey yapamıyoruz. Ama bu süni ürək hakkında da suallarımız hemşire çok olur ki, bizde öyle icra olunmur, ama süni ürək ümumiyyətlə ne kadar xidmət gösterir, ne kadar qulluq edir, ömrü ne kadardır? Şimdi suni kalbin takılış amacı tamamen hastayla alakalı. Yani niçin takıyoruz? Bir, hayatını eğer yaşlı bir hastaysa çok uzun yaşamayacağını düşünüyorsak bu ömür boyu sürebilir. Yani 5-10 yıl eğer şeyse, yani 60-65 yaşın üstündeyse buna zaten yapay kalp takıp daha sonra bir kalp nakli yapma imkanımız yok. Bunu ömür boyu kullanabiliyoruz. Genç hastalar için işte organ bulunana kadar, yani takılacak yeni bir kalp bulunana kadar bir köprü hizmeti görüyor. Bu 5 yıl olabilir, 3 yıl olabilir. Makine çalıştığı sürece, makinenin de bir ömrü var, yani sonsuz değil. Üçüncüsü, çok acil gelen bir hasta, yani kalbi durmuşsa onu hayata canlandırıp ona bir zaman kazandırmak için takılabilir. Yani dediğim gibi yapay bir makine, bunun için ömür boyu bu hastaların ilaç alması lazım, kan sulandırıcı ilaç alması lazım, bir kapak hastası gibi öyle davranıp rutin kontrollerden geçmesi lazım. Yani makine takıldı, her şey bitti değil.
Daha sonra yine önümüzde bayağı bir yol almamız gerekiyor bu hastalarla. Ama en azından ölmesi çok yüksek olasılıklı olan bir hastaya zaman kazandırıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Elbette. Ve biz mövzumuza devam edeceğiz. İndi ise hal-hazırda əziz tamaşaçılarımız bir video görüntümüz var. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Qazi Osman Paşa Xəstəxanası ile bağlı. Buyurun izleyin, sonra biz yine studiyamıza qayıdacağız. Həyat en güzel hediyedir. Aldığımız her nefes, yaşadığımız her an, gördüğümüz her güzellik bir hediyedir. Ona göre de biz bu anları sizin sağlam yaşamağınız için yola çıxdıq. Mühim olan xəstə və tibbi xidmət anlayışı ilə dünyanın texnologiyasını bir araya getirdik. Arzularınıza çatmaq üçün. Gələcəyə inanaraq baxmaq üçün. Yerə möhkəm basmaq üçün. Sizin sağlam yaşamağınız üçün yorulmadan çalışdıq. Biz şərtsiz xəstə məmnuniyyətinə, beynəlxalq standartlarda xidmət anlayışına inanırıq. Devam edirik tamaşaçılarımız. Mən bir də xatırladım ki, mövzumuz ürək çatışmazlığı və ürək çatışmazlığı müalicəsində dünyada istifadə olunan son metodlar haqqında məlumat vermək üçün qonaqlarımız İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversiteti Qazi Osman Paşa Xəstəxanasının kardiyocərrahı Profesor Denyan Mansuroğlu və invaziv kardioloq Profesor Nuri Kurtoğludur. Biz devam edelim mövzumuza. Ümumiyyətlə, mən istəyərdim İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversiteti Qazi Osman Paşa Xəstəxanasında qeyd elədim ki, Türkiyədə yeganə özəl xəstəxanadır ki, ürək köçürülməsi həyata keçirir. Amma ilk əvvəl də qeyd elədik, biz digər orqan köçürmələri də məhz bu xəstəxanada həyata keçirilir. Hətta mədəaltı vəzi, əslində çox həssas bir orqan, mədəaltı vəzi köçürülməsi də həyata keçirilir. Yəni belə problemlər varsa, əziz tamaşaçılarımız müraciət edə bilərsiniz. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversiteti Qazi Osman Paşa Xəstəxanasının Bakı təmsilçiliyini aşağıda hal-hazırda ekranlarda gördüyünüz nömrələrinizə, yəni ölkəmizdə müalicəsi olmayan xəstəlikləri məhz bu xəstəxanada müvəffəqiyyətlə uğurla müalicələr həyata keçirilir. Ən çətin, ən ağır vakalarda, xəstələrdə siz qeyd elədiniz ki, çox uğurla ilklərə imza atmış xəstəxanadır. Məhz kardiologiya sahəsində, kardiologiya ürək damar cərrahiyyəsi sahəsində digər hansı, biz indi süni ürək qeyd elədik, ürək köçürülməsi, digər hansı əməliyyatlar işləriniz haqqında məlumat verərdiniz tamaşaçılarımıza? Bu noktada bizim hastanemizde en sık uyguladığımız işlemler arasında kalp damar hastalıklarının tedavisi geliyor. Çünkü kalp damar hastalıkları modernleşen toplumda gerçekten çağın vebası gibi ve insanlarda bir numaralı Türk toplumunda ölüm nedeni. Biz her yıl yaklaşık 400 bin yaklaşık kişiyi kalp damar hastalıklarından kaybediyoruz maalesef Türkiye'de. Hı hı. Bunların da başında kalp krizleri geliyor. Kalp krizlerine neden olan da kalp damar tıkanıklıkları, koroner arter tıkanıklıkları dediğimiz birçok koroner arter hastalığını bugün için modern teknolojiler sayesinde, stent teknolojileri sayesinde işte anjiyografik yöntemlerle, koroner anjiyografik yöntemlerle tespit edip peşi sıra balon ve stent uygulamalarıyla artık tedavi edebilir hale geldik. Son dönemde geliştirilen bu stentler ilaçlı drug eluting stent olarak isimlendiriliyor ve gerçekten de takıldığı zaman bypass cerrahisi kadar iş görüyor. Kişinin yaşam kalitesini ve ömrünü uzatıyor. Sıklıkla hastanemizde bunları yapmaktayız. Onun dışında damar hastalıkları bir bütün olarak değerlendirilmeli. Yani kalp damarında tıkanıklık olan bir kişinin bu şah damarları denilen boyun damarlarında, bacak damarlarında, böbrek damarlarında yine daralmalar olabiliyor. Biz bunları yine anjiyografik yöntemlerle ameliyata mahal bırakmadan yine stentlerle açmamız söz konusu. Bu ateroskleroz denilen hastalık, damar tıkanıklığı hastalığı, böyle yaygın damar tıkanıklıkları yapabilirken bazı durumlarda da aksine damarda genişlemeler yapabiliyor. Bunlara anevrizma ismi veriyoruz. Bu anevrizmalar ana arter olarak kabul edilen aort damarında, göğüste veya karında olabiliyorlar. Bu anevrizmaların da yine ameliyatsız, endovasküler yöntemlerle tedavisini yapmak mümkün. Yani damarın olduğu her noktada, içerisinden kan akan her noktada bacak damarları olsun, işte balon stent yöntemleriyle hastanede bunları yapabiliyoruz. Yine onun dışında
şöyle bir düşündüğümde birçok doğuştan konjenital kalp deliği olan çocuğumuz, yetişkinimiz var. Bu kalp deliklerinin büyük kısmını yine ameliyatsız kapama yöntemleriyle kapatmak mümkün. Yine Azerbaycan'da da olduğunu tahmin ediyorum. Ülkemizde azalmakla beraber Türkiye'de romatizmal kalp hastalıklarının, kalp kapak daralmalarına neden olduğunu biliyoruz. Bu özellikle mitral kapak daralmalarının balonla tedavisi mümkün. Çarpıntıların, her türlü çarpıntının ablasyon yöntemleriyle tedavisini, işte yakma yöntemleriyle yapabiliyoruz. Kalp ritim bozukluklarında hastalara kalıcı piller, elektrik şoku verebilen piller veya kalp yetmezliğini kısmen iyileştiren kardiyak resenkronizasyon tedavi denilen olayı yapan pilleri takabiliyoruz. Yani şöyle düşündüğümde endovasküler girişimlerin birçoğunu hastanemizde uygulamaktayız. Onun dışında işte dediğim gibi bizim yetemediğimiz noktada ekip bu noktada çok önemli. Kalp takımı dediğimiz işte kardiyovasküler cerrah, invaziv kardiyolog, anestezist tüm bir araya gelerek oluşturduğu bir konseyde hastaların ne şekilde tedavi edileceğinin kararlaştırılması önemli. Yani günlerimiz, açıkçası aylarımız bunların içerisinde hizmet etmekle geçiyor ama tabii bu hastalıklardan korunmak, kişiyi hasta olmadan yakalayıp tedavi etmekten daha çok daha iyi. Zamanında yani. Zamanında. Onun için işte risk faktörlerini azaltmak önemli. Onları muayeneye gelen hastalara sık sık öneriyoruz. Hasta olmadan önünü almak gerekiyor. Aklıma bunlar geliyor şu anda. Bir de cerrahi bakımından da yine diğer hansı diğer hansı metotlar istifade edirsiniz? Evet. Şimdi Nuri Bey hepsini saydı. Şimdi hepsini ameliyatsız yapabiliyorlar ama invaziv kardiyolog. Bazen hastalar o kadar kötü oluyor ki yani stente uygun olmuyor veya cerrahisiz bir müdahaleye şey vermiyor, size izin vermiyor. Mecburen cerrahi yapmak zorunda kalıyor. Biz bir ekibiz. Onların yapamadıklarını mecburen bizim yapmamız lazım. Bizim en sık yaptığımız güncel tedavilerden biri koroner bypass, yani bypass ameliyatları dünyada ve ülkemizde en sık yapılan ameliyat çeşidi. Bu dünyanın her tarafında yapılıyor. Küçük kesiyle yapılıyor, robotla yapılıyor. İşte bazen beraber yaptığımız ameliyatlar var. Hem kapağı hasta olan, hem bypass'ı olan, hem anevrizma dediğimiz hani damarı şiş olan bir hastayı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü stent taktığın zaman işi yarım bırakıyorsunuz. Mecburen bizim bunları yapmamız lazım. İşte şah damarı ameliyatlarını yapıyoruz. Kapakla ilgili her türlü ameliyatı yapabiliyoruz. Küçük kesiyle yapıyoruz. Dediğimiz gibi hani ameliyatsız yapılabiliyor. Hastanın ihtiyacına göre kapağını seçiyorsunuz. Biyolojik kapak mı takacağız, metal kapak mı takacağız? Onların hepsi yapılabiliyor. Anevrizma dediğimiz cerrahisi var. Bu sentetik damarla damarın tamamen o genişlemiş olan damarın çıkarılıp yırtılmaması için. Çünkü bunlarda yırtılması çok ani ölümle sebep olabiliyor. Onların ameliyatlarını yapabiliyoruz. Bu batında olabilir, göğsün içinde olabilir veya bacakta da olabilir. Hepsine bunu uygulayabiliyoruz. Onun dışında dediğimiz gibi her türlü çocuk ameliyatı, yeni doğan dahil, yani yeni süt çocuğu, daha bir yaşını doldurmamış ameliyat çocuktan tutun 18 yaşına kadar olan bütün ameliyatları yapabiliyoruz. Bir de kapakları değişmek hakkında qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə kapak tamiri de hayata geçirirsiniz mi? Tabii. Kapak tamiri, şimdi zaten bizim cerrahi olarak amacımız ilk önce kapağı tamir etmek. Yani bir insanın kendi kapağı gibisi yok. Yani siz çünkü o kapağı söküp yerine metal de taksanız, biyolojik de taksanız bu yapay bir şey kullanacak. Ömür boyu ilaç kullanması gelecek veya başka şeyler olacak. O yüzden ilk önce biz kapağı açtığımız zaman inceliyoruz, tamir edebileceğimizi ediyoruz, edemeyeceğimizi değiştiriyoruz. Şimdi romatizmada tamir şansınız çok düşük. Yani orta gelirli veya düşük gelirli ülkelerde romatizma çok halen çok yüksek. Sizin bunları tamir şansınız düşük. Tamir etseniz bile ömrü kısa oluyor tamirin. Çünkü tamir ettiğim ömür boyu değil, o da bozulacak. O yüzden eğer tamir edemiyorsanız o zaman kapağı değiştirmeniz lazım. Temel kural bu. Bir de kapağın növlerine uygun. Mesela eğer genç bir
xüsusən də xanımdırsa, gələcəkdə ana olmaq, hamilə qalmaq, yəni burada qapağın bioloji qapaq taxılır, yoxsa mexaniki qapaq taxılır? Yani genel kural biyolojik kapak takılması yönünde, çünkü komadin dediğimiz veya kan sulandırıcı ilacı kullandığı zaman hem kendisine hamilelik döneminde hem doğacak bebeğine bir zararı var. Biz onu engellemek için tabii biyolojik kapak takıyoruz ama biyolojik kapağın ömrü mekanik kapaktan kısa. Sonra çocuğu doğurduktan sonra bizim öyle hastalarımız var. Mesela kapağını takmışız ve 5 yıl sonra çocuk doğurmuş, sonra tekrar ameliyat ettiğimiz birçok hasta var. Veya yine kapakla doğuran hastalar da var ama o tabii daha riskli bir olay. O cümleden de süni bayağı gedilediniz. Yani kapakları da ömrü bitenden sonra evvelceden, önceden değişmeyi planlıyorsunuz mu? Yoksa nece hayata geçirilir bu proses? Eğer daha önce takmışsak ve kapağı zaten biz normal hasta kontrolleri geliyor. İşte ilk ay, 6 ay, 1 sene sonra senede bir devam ediyor. Eğer kapak bozulmaya yüz tutmuşsa veya bozulmuşsa tekrar ameliyatla, ikinci bir ameliyatla veya üçüncü ameliyatla bu işi yapabiliyorsunuz. Yani hasta ameliyat oldu, artık eskiden zordu ikinci ameliyat, üçüncü ameliyatları yapmak ama artık teknoloji ilerlediği için bunları çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hastaların korkmasına gerek yok ikinci ameliyatlardan da. Bir de bizim artık son saniyelerimiz kalıb. Mən istəyərdim sonda bizim tamaşaçılarımıza tövsiyelerinizi alardıq sizden, mesela ürək sahəsində. Valla demin de dediğim gibi konumuz kalp yetmezliği. Kalp yetmezliğinden sakınmak adına risk faktörlerini azaltmalı lazım. Sigara asla içilmesin. Tansiyonlarını, şekerlerini kontrol altında tutsunlar. İlaçlarını düzgün kullansınlar ve başta tuz. Tuz tüketimini kesinlikle kısıtlamak gerekiyor. Aydın. Tuz kullanmaz. Vaxtımız bizim bitti. Təsir olsun. Mən çox teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Mənim için de büyük şeref oldu sizin kimi doktorları ülkemize, insanlarımıza təqdim eləmək. Teşekkür ederim. Size sabahki konferansınızda uğurlar, işlerinizde uğurlar. Yine gözleyici sizi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz sağ olun. Ve aziz tamaşaçılarımız, bir daha hatırladım ki, qonaqlarımız İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversiteti Qazi Osman Paşa Xəstəxanasının kardiyocərrahı Profesör Denyan Mansuroğlu ve invaziv kardiyolog Profesör Nuri Kurtoğlu idi. Digər bir mövzumuza keçməmişdən əvvəl isə həmişə olduğu kimi sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanaları qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz içi linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmışsınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.